Seyirciler, Galatasaray televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Bir duayenler ve anılarda da birlikteyiz. Haftada bir olarak çekiyoruz ve yayınlıyoruz bu programı ve müthiş sohbetlere açıkçası imza atıyoruz. Ben de gurur duyuyorum. Ben Ebru Gürsoy, bir duayenler ve anılarda da karşınızdayız. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz Türk sporu ve voleybol denilince, Galatasaray denilince akla ilk gelen sporculardan bir tanesi. Yıllar yılı hizmetleriyle halen daha aktif olarak görevinin başında kalan Sayın Oral Yılmaz. Oral Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Başarılar dilerim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Her zaman karşılaşıyoruz aslında yukarıda. Evet, tabii. Koridorlarda ya da yemek yediğimiz mekanda. Siz hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Açıkçası imreniyoruz ve özeniyoruz size. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Amin. Kıymet verdiniz. Çok teşekkürler. Bugün çok değerli. Sadece ödüllerinden iki tanesini getirebildi efendim. Onların ne olduğunu ben aktarmak isterim. Plaket olan, üzerinde Hitit amblemi olan Astop Vefa Ödülü Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun takdim ettiği 2017 yılından bir ödül. Ankara'nın sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği platformun takdim ettiği bir ödül. Yaklaşık 100-150 kadar platformun size layık gördüğü bir ödül. Diğeri ise Galatasaray'ımız tarafından takdim edilen bir onur ödülü, bir başarı ödülü, hayat boyu başarı ödülü diyebiliriz. Galatasaray ve Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran Sayın Oral Yılmaz'a şükranlarımızla diyerek bu güzel plaket, bu güzel ödül takdim edilmiş sizlere. Şimdi 72 yıllık bir sporculuk ve hizmet kariyerine baktığımız zaman ben ilk sorum her zaman aynı aslında Oral abi, öyle başlamak isterim. Galatasaraylı yollarınız nasıl kesişti? Nasıl bir araya geldiniz? Nasıl Galatasaraylı olduğunuzu ilk olarak hissettiniz? Öyle başlayalım sohbetimize. Evet, çok teşekkür ederim. Enteresandı. Biz İstanbul'a yerleştiğimiz zaman Aksaray'a yerleştik. Aksaray'da Beşiktaşlı olmayanları dövüyorlardı. Ben sonra orada ilkokulu bitirdikten sonra Galatasaray'a müracaat ettim. Orası da enteresan oldu. O zaman sıra giriliyor ve ona göre üye olunuyordu, okula kabul ediliyordu. Biz de dedik ki ya İstanbul insanları pek erken kalkmaz, biraz geçten gittik. 300 kişi kuyruk olmuş, bir de akşamdan yataklarını götürmüşler, orada yatanlar olmuş. Dolayısıyla ben 300. numaraya düştüm ve halbuki 220 kişi alıyorlar. Eyvah. Dolayısıyla o şansımı kaybettim. Artık eve dönüyordum. Evet. Karşı apartmandan birisi babamın ismini bağırdı. Ne yapıyorsun? Ey Mahmut dedi. Ya biz dedi buraya, hadi gelmişken gelin bir çay içelim dedi. Biz onun evine çıktık, 5. katta hiç unutmam. Ya dedi sabahleyin bir gürültü oldu dedi. Namaza kalktım, bir baktım bir gürültü var. Herkes kuyruk, ben de gittim dedi. Ne veriyorlarsa bir tane de ben aldım dedi. Adam 200. numarayı almış. Ben o numarayla Galatasaray Lisesi'ne girdim. Ve lisenin, gerçekten tabii mi? Enteresan yani. Ama bilinçsizce yapmış olamaz herhalde. Sabah ya, erken kalkıp ya bir kuyruk vardı şuraya gireyim de ben numara alayım diye. Beni düşünmemiş. O herkes alıyor demiş. Ben de bakayım ne veriyorlar, ne dağıtıyorlar, ne alıyorlar diye. O da bir numara almış oradan, 200. numara. Ben o vesileyle girdim. Şöyle. Peki o komşunuzun adını hatırlıyor musunuz? O komşumuz Ahmet Bey, şeyden bunlar, babamlar Selanik göçmeniydi. Evet. Drama'dan, Kavala'dan. Dolayısıyla oradan buraya gelmişler. Dolayısıyla o apartmandan görünce babamın ismini bağırdı. Biz de ona çıktık tesadüfen, işte onun numarasıyla girmiş oldum. Çok Galatasaray. Enteresan bir hikaye ama bence biraz evet. Size jest yapmış. Vallahi, sizi çok seviyormuş anlaşılan. Eski yaşlı insanlar yani şey değil de böyle bilmezler bu işleri ama demek ki Allah ne bileyim ben bir takdirli ilahisi mi? Galatasaray Lisesi'ne o yıllarda karar veren kimdi yani o iradeyi gösteren aileniz miydi? Ailem tabii, babam çünkü... İşte bazı bu tüccar adamlar, balık pazarındaydı, dükkanımız evet. Vardı babamın. Oraya bir ikisinin çocuğu oraya girmiş. Dolayısıyla oraya götürdü bizi. Biz de dediğim gibi, halbuki biz o zaman babamın yoğurthanesi, peynirhanesi var bu Silivri yoğurtçusu olarak. Dolayısıyla zaten saat 4'te 5'te kalkıp
bu yoğurtları pazarlayan kişiler olarak zaten uyuduğumuz yok ama biz de sallanıyoruz. Diyorum ki geç gidiyoruz, gidelim. Çünkü İstanbul halkı pek öyle erken uyanmaz. Halbuki millet akşamdan orada yatmış. Tabii. Bu sonra tabii imtihanlar falan geldi. Şimdi o zaman imtihan yoktu o şekilde ama ondan önce sıra da yoktu. Daha çok bazı kişilerin çocukları giriyordu. Okuyanlar çocuklarını sokuyorlardı. Bu vesileyle girdim. Evet. Tabii. Aslında siz 1935 İstanbul doğumlusunuz. Evet, evet. İlkokulu başka yerde okudunuz ve İlkokulu, lise Fatih İlkokulu'nda okudum. Oradan sonra oraya geldim. Mektebi Sultaniye başladınız. Evet, evet, başladım. 1950 yılında mı? Hayır, 48 yılında 48'de. Şeyden Ortaköy'den başladım. Aşağı sonra, mektepten. Evet. Yukarı çıkınca işte spor, Galatasaray demek spordur. Yani zaten yani Galatasaray kulübünün anlaşılması gereken burası çok mühim bir nokta. Hepsi sporcuydu. Mesela ben voleybolcuydum, öbürleri basketçiydi. İşte Turgaylar futbolcuydu. Orası kulübün sporcu menbaıydı. Şimdi biz dikkat edelim. Evet, aslında takımları liseli öğrenciler oluşturuyordu. Şimdi, yani lise müthiş bir kaynaktı sporcu kaynak, bulabilmek açısından. Ve gerçek spordu. Şimdiki spor değil ki. O zaman mesela girdiğimde şeyin okulun sol tarafındaki küçük binasının altında baktım millet güreş yapıyor, boks yapıyor. Güreş ve boks takımı vardı. Bunun üzerine ben de Aksaray'da halk evinde evimiz yan yanaydı. Oraya gidiyorduk işte o zaman çocuklarıyla falan biz de böyle oynaşıyorduk. Hemen ben oradan güreşe gittim. Güreşte 52 kiloda Atilla Karsan. Tanınmış kişilerdir burada. 57 kiloda Atilla Oktay Kurtböke. 62 kiloda ben de takımın güreşçisiyle oldum. Bu liseler arası mı? Tabii. Bahsettiğiniz evet, dönem. Evet, liseler arası. Bir boksta, boksta da Mehmet Can Polat diye bir Türkiye şampiyonu vardı hocamız. O da işte çok iyi bir hoca. Şimdi burada boks yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Artık boks olduğunuz, boksör olduğunuz sırada o hoca sizinle boks yapıyor. Çaktırmadan bir tane vuruyor. Şu burnunuzu, şey kıkırdağını böyle yamultuyorlar. Dedim aman suratımız yamulmasın ben oradan tüydüm. Bu fotoğraflarda ama boks geçmişinize dair yok, çok evet, resim yok evet, açıkçası. Yok. Oradan, keşke onu da bulabilseydik, yani, görseydik. Orada belki şeyde varsa müzede çok eski. Mesela oradan sonra atletizm 100-200 metre koşuyordum. O zamanın derecem 11'di gene 7. Fakat liseye çıktığım zaman liseler arasındaki koşularda ve Galatasaray'ın atletizm takımında 100-200 koşuyordum. Ünal vardı efendime söyleyeyim 800-1500 koşuyordu. Sonra bizim atom alimi oldu. Mehmet Bey şey Küçükçekmece'deki reaktörün başkanıydı, rahmetli oldu. O işte 110 engelli. Abdülkadir işte uzun atlama. Biz burada her sene, her zaman, her yarışta 80 puan alarak birinci oluyorduk. Hem liseler arasında hem kulüpler arasında. Şimdi boks dediniz, voleybolu zaten konuşacağız. Atletizmden şimdi bahsediyorsunuz. Sonra bir ara A milli takım oyuncusu olarak dünya şampiyonasına Paris'e gittiniz. Basketbol ve futbolda da birincilikleriniz söz konusu. 1956 yılında size Galatasaray Lisesi adına. Yani bunlar bağlayacağım size göreceksiniz. Her anlamda, her sporu, her dalda başarıyla yapan bir sporcudan bahsediyoruz. Tabii o zamana göre şeydi. Okuldaki işte, dersleriniz etkilenmiyor muydu? Derslerim çok iyiydi. Şeye de girdim. İlk defa Turgay girdi, ben de girdim derslere. Çünkü okula girdiğiniz zaman kapıdan sol tarafta şey vardı, sınıf birincilerine. Sağ tarafta da spordaki dereceleri vardı. İnsanların 100 metrede kaç koşmuş, öbürsü 800'de kaç koşmuş. Orada şeref şeyi vardı, tablosu. Ben 10. sınıfta dersten de şeye girdim.
10. sınıfta birinci olarak, yani iyi talebe olarak o şeye karşılıklı girenlerden biriyim. Müthiş. Bir de Turgay öyle yaptı. Biz sporcular genelde... Rahmetli Turgay Şeren. Genelde çakarlar ama ben hiç kalmadan bitirdim. Mesela benim devre arkadaşım İnan Kıraç kaldı. Devre arkadaşım Duygun Yarsuat kaldı. Duygun Yarsuat'ı gördüğüm zaman söylüyordum. Ulan sen sınıfta kaldın, profesör oldun. Ben sınıfı geçtim, ben yoğurtçu oldum. Sonradan ben yoğurt şeyi açtım, fabrikası. Ondan sonra babamızın mesleği diye zamanla. Siz müthiş bir baş antrenör ve antrenör evet. olarak yüzlerce şimdi sporcu yetiştirdiniz Sayın Hocam. Atletizmde bağlayacağım gayet kısa. Atletizmde evet. 100-200'de beni Türkiye'de iki kişi geçiyordu. Birisi şeyde Beyoğlu Spor'da koşuyordu. Birisi de Fenerbahçe'de Muzaffer Selvi diye vardı. Bir de şey vardı, Jordanesis. Bunlardan sonra ben geliyordum. Onlar benden tabii biraz yaşlıydı. Ben şimdi dedim ki ben bu kış çalışayım. Bunu sezon başında bunları ben geçeyim. A takıma, A milli takıma geçeyim. Genç milli takımda bir iki koşumuz oldu. Bu Yunanlarla falan. Onun haricinde ona hazırlandım. Ve Galatasaray Lisesi'nin dış tarafındaki, arka taraftaki bahçede durmadan bütün kış çalıştım. Ve ilk koşu Cezmi Bor koşusu. Cezmi Bor veyahut da Gül Kupası'ydı. Mithat Paşa Stadı'nda o gün yarış yapacağız. Ben dedim bunları bugün geçerim. Bir yağmur yağdı, müthiş bir yağmur ve bir karış su oldu. Bekledik yağmur geçtikten sonra böyle demirle, çubuklarla delik açtılar. O su şeye gitti, toprağın altına gitti. Koşun üstünde kırmızı toprak. Biz neyse şey yaptık, bir depar yaptım. Tam yarısında buradaki adenem koptu. Oo. Tabii o şekilde bitirdik. Eve şeye geldim, yatılıyım, okula geldim. Beni şeye götürdüler, Yorgo Tagar'a. Yorgo Tagar sadece sporcu sakatlanmaları, sporculara bakan ve tek bir adam o zaman. Oraya gittim, bütün bizim Coşkun orada, işte şey Turgay orada, çocuklar var. Şimdi orada, şimdi soğuk veriyoruz, o zaman sıcak veriyorlar, enteresan. Şuradaki adenem olduğu gibi. Oraya böyle bir portakal gibi şeyler var. Şimdi buraya ayağınızı sokuyorsunuz. Ondan sonra bu portakal, iç burasında da ampuller var. Evet. Bu ampulleri yakıyorlar. Üstüne de havlu koyuyorlar. Belirli bir yumuşatmadan sonra işte çalışıyorlar. Halbuki şimdi buz koyuyoruz oraya, şey değil. Tabii tıp tamamen değişti. O gün o zamanın şeyleri buydu. O zaman öyleymiş. Şimdi aradılar. Böyle bir şey bulamadılar. Yani hepsi meşgul yani, dolu. Bir tane buldular. İlk şeymiş o, ilk yapılanmış o. Onda ampul yok. İçinde ampul yok. Bir tane borusu var. Aşağı kadar gidiyor. Evet, sıcak su mu veriliyor? O borunun altında da bir tane lamba yanıyor, şey yanıyor. Böyle gaz ocaklı bir şey yanıyor, mum gibi. O yanıyor. Şimdi beni ayağımı koydular, şeyleri de örttüler, havluları. Bunun üzerine dedim ki, biraz sonra acıdı, çok canım acıyor. Diyorum ki, Yorgo, ya Ahmet, Mehmet bu çok acıyor, dayanılacak gibi Ay. Değil. Böyle ya sen dedi ilk defa mı geliyorsun? O kadar olacak dedi filan. Peki ama biraz sonra terler. Ben baktım bayılıyorum. Eyvah. Bir tekme vurdum Allah. O şeye. Portakal şeye. Ya bir tekme. Yanlış tedavi tabii. Kim bilir ne yapılıyor. Bir tekme vurdum ona. Lak dedi. Açıldı. Yere düştü. Açıldı. İçindeki kağıtlar tutuşmuş. Yani benim ayağım tavuk gibi yanıyor. Kızdıracaktınız orada. Aynen efendim. Yani o hani, barbekü gibi. Tavuk kızartırken ateşin bayağı kağıt tutuşunca burnu yakmış. Ve bu kadar büyük ayağımın o kısmında bir kısım hemen su topladı. Halen o iz var mı ayağınızda? Küçük bir izi var tabii. Ay. Ondan sonra tabii o öyle yapınca
Bu sefer yarışlarda da bizim puan alıyoruz. İki birincilik alıyorum, beşerden 10 puan. Bayrak koşuyorum, orada da beşerden 10 puan, 20 puan alıyoruz. O sefer onu da yapamaz olduk. Çünkü orası iltihap yaptı, su topladı. Bir kere denedim ama... Tabii ayakkabı nasıl giyeceksiniz? Ayakkabıdan ziyade bu şey de butumda. Şu evet, kısım, bu kısım anladım. Butumda. Dolayısıyla voleybola ağırlık verdik. Şimdi o sırada bu atletizmi yaparken, peki voleybolu neye başladık? Voleybola yukarı okula çıktığım zaman, evet, orada bizim hocamız, şeyden Turgay'ın sınıf arkadaşı vardı. Bizim aynı zamanda voleybol takımının pasörü, bizim hocamız, bizi çalıştırıyor. Derken Ayhan abi geldi, Ayhan Demir geldi Galatasaray Kulübü'nden. O da bizleri topladı, Galatasaray Kulübü'ne geldi. Şimdi biz hem Galatasaray Lisesi Ortaokulu'nu temsil ediyoruz, hem de Galatasaray Kulübü'nün genç takımını temsil ediyoruz. Ve dediğim gibi o 50 yılında başladı. 51, 52, 53'e kadar, 18 yaşıma gelene kadar orada oynadım. Antrenörümüz liseden bir talebeydi. Ülke abi bizi çalıştırıyordu. Ve ben o sırada da 9'a geçtim. 8'den yaşım doldu. Genç takımdan da A takıma geçtim. Dolayısıyla lisede de ortaokuldan liseye geçmiş oldum. Şimdi bu sefer Ayhan abi bizim Galatasaray takımını Mısır'a götürdü. Mısır'da biraz şeyler olmuşlar, disiplinsiz olaylar, laf dinlememişler. Gelince bütün Galatasaray A takımını lağvetti. Dağıttı, bize geldi. Bizim genç takımla beraber Galatasaray Lisesi'nin takımını A takım yaptı. Mesela Erdoğan Teziç eski takımın kaptanıydı ve şey başkanlığı yaptı ya, bu üniversitelerin başkanlığını. Değer Eray var, Güngör Demirtaş. Bunlar biz orada Galatasaray'ı A takım olduk. A takım olarak A milli takım oldunuz. Hayır, Galatasaray'ın A takımı olduk. Fakat tabii Galatasaray A takımı olarak olduk ama bizden önce bu Rumların oynadığı Beyoğlu Spor Kulübü var. Evet. Bunlar çok iyi atletik, çok iyi adamlar. 3-4 sene bizimkileri yenmiş A takımını. Şampiyon onlar. Biz de işte 5-6 ay içerisinde sezona girdik, çalıştık ve ilk defa onları yendik. Sonra da İstanbul ve Türkiye şampiyonu olduk. O takım 7 sene Ayhan abiyle ve Sinan abiyle 7 sene oldular. 7 sene şampiyon oldular. Ben de o sırada oyuncuyum. Şimdi ben orada oyuncuyken nasıl ki bizi Ülke abi çalıştırdı, ben de genç takımı aldım. Galatasaray genç takımını. Onları çalıştırıyorum. Onlar da İstanbul şampiyonu oldular. İşte zaten biz öyleydik. Öyle geçti devre. Ve ben şimdi A takımda oynarken genç takımı çalıştırıyordum. Evet. Ve genç takım Türkiye yapılmadığı için sadece İstanbul şampiyonuydu. Sonra yapılmaya başladı. Türkiye şampiyonu olmaya başladık. O takımı oynarken çalıştırdım. 8 sene İstanbul Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi bu arada bizim kız takımını çalışan kişi, çalıştıran Güngör askere gitti. Askere gidince dedim ki ya şu kız takımını da verin bana dedi. Kız takımını aldım. Kız takımı da 5 senedir Fener'e yenile yenile artık böyle şeyleşmiş. Bunları aldım bizim şeyimizle, kum torbalarıyla, basit olaylarla, şunlarla bunlar, para yok, pul yok, böyle gayet amatörce sıkı bir çalışmaya tabi ettim. Ve ilk maçta Fenerbahçe 2-0 galipken 3-2 yenildik. Hepsinin hastalığı tuttu. Ben de hastalandım dedi. Aynen. O ben hastalandım. Zarar yok. Ama ikinci maçta telafi ettik. İkinci maçta yendik. Ondan sonra o takım 8 sene İstanbul Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi
Bu arada ben peki bunu nasıl yapıyorum? İyi bir antrenörüm, neden? Türkiye voleybolunu modernize etmek istiyoruz. Evet. Mesela 1953 yılında şey takımı geldi, Yugoslav takımı. Yugoslav takımı bayrak merasimi dahil bizi yarım saatte yendi. Çünkü kaideleri falan bilmiyoruz. O yüzden sonra onun revanşına gittik. Sonra gelirken bir Yugoslav antrenör getirdik ki bize vuruşları göstersin, nasıl vuracağız. Hı hı. Ondan sonra tekrar biraz düzeldik. İşte başladık şampiyonlara gitmeye. Ayhan abi biraz kulüpten maaş istedi. Para isteyince kabul etmediler. Bu sefer Sinan abi antrenör oldu. Çok da iyi bir idareci yetiştirdik, Meno Zamboğlu diye. Sinan abi dediğiniz Sinan Erdem'den, evet, bahsediyoruz Sinan Erdem, değil mi? Evet, evet. O antrenörümüz oldu. Zaten şeyde keşke o tabloyu da götürseydim. Çok güzel bir resimdir o. Bizim Sporcular Derneği'nde duruyor. O var, Ayhan abi var, ben varım. O takımda 7 tane milli var. Yani, Oral abi sözünüzü kesiyorum ama hala Sporcular Derneği'ndeki göreviniz devam ediyor mu? Yok, etmiyor. 14 yıl başkanlığını yaptınız, evet, bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Şimdi, ama Galatasaray Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı'nın başkanısınız, evet, ve tek adaylı olarak da o seçimler devam ediyor uzun zamandır bildiğim kadarıyla. Çocuklar bizi işte sayıyor, seviyor. Evet. Rakip çıkmıyor kimse. Ama çok da güzel işler yapıyoruz ne orada. Ne kadar güzel. Şeye gelince orayı da anlatırım. Evet. Şeye, daha bir şeyler yapmak istiyorum. 5 milyon kadar da paramız var yani. Herkes de şaşırıyor, bu para nasıl duruyor, gider maşallah mi yoksa bilmem ne. O yüzden şey yapıyorum, iyi bir örnek şey ve daha iyi bir şeyler yapmak için inşaat yapmak istedim, bilmem ne istedim. İşte, ama bir türlü destek bulamadım kulüpten. Onun üzerine oraya gittim, şeye, Kulüpler Birliği'ne gittim, işte Dernekler Birliği'ne. Bir anlattım, adam şaşırdı. Ya dedi, oralı bir, biz dedi hiç böyle bir sandık görmedik dedi ya. Bütün Türkiye'nin sandıklarında herifler gelmiş, paraları alıp kaçmışlar. 5 kuruş yok. Sen böyle bir parayla nasıl şey yapacaksın? İnşaat yapmak istiyorum diyorum. Bir sosyal tesis kazandırayım kulübe istiyorum. Nitekim bakalım, Ankara'ya sordular. Ankara'dan cevap gelirse bir şeyler yapacağız. Oral abi, sözü açılmışken sormak isterim ben. Galatasaray Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı nedir ve ne tür, evet, hizmetler içerisinde bulunmaktadır? Yani bilmeyen genç takipçilerimiz için de belki tabii aydınlatıcı olur çok sizin anlatmanız. Çok iyi olur. Biraz sonra gelsem olur tabii mu oraya? Tabii ki, tamam, tamam. Şimdi çünkü oyundan sonra artık idareciler işim, evet, geliyor işte, evet, o bakımdan orası da çok enteresan. Derken 2 tane daha dünya çapında antrenör getirdik. Birisi Murafa, birisi, bir tanesi Sotir. Sotir havalı, Roman Biçingen'e, anladın mı? Şimdi geldi milli takım antrenör. Sen dedi, senin gibi oyuncu bulurum ama dedi, sen dedi boş ver oyunculuğu, benim yardımcım ol dedi. Ben onun asistanı oldum. Onların, bütün antrenörlerin tercümanlığını ben yaptım. Ha. Onlar konuştu. Bütün herkese şey yapıyoruz. Antrenör kurslarında... Tabii Fransızca'ya ve İngilizce'ye de hakimiyetiniz var. Için. Dolayısıyla onlarla beraber çalıştığım, evet, için çok iyi şeyler kazandım. Ama yaşınız çok genç değil miydi yine de yani? 23 yaşında milli, evet, takım antrenörüydüm. Evet. Şimdi. Bu arada herhalde askerliği de aradan çıkarmışsınız. Evet, evet. Askerliği de çıkardım. Oradaki bütün subayları şey yaptım, antrenör yaptım hepsini. Manisa'daki sporların. Şimdi efendim, kız takımı da o şekilde toparlandı. Evet. Ben şimdi A takımda oynuyorum. Kız takımıyla genç takımı çalıştırıyorum. Çalıştırıyorsunuz. Onlar Türkiye birincisi, biz de Türkiye birincisiyiz. Sonra sene bir şey geldi. Sınıf arkadaşlarım Levent'le şeydi. Bunlar dediler ki, abi biz Beykoz'da bir takım kuruyoruz. Bize biraz destek ol. Yani. Peki dedim. Gittik Beykoz Çayırı'ndan bir sürü çocuk topladım. Bunları çalıştırdım biraz. Ve 3. kümeye girdiler. 3. kümede şampiyon oldular. Sonra 2'ye geçtiler. 2'de şampiyon oldular. 1'e geçtiler.
Birinci takımda herkesi yendiler. Bir tek Galatasaray'la finale kaldılar. Türkiye birincinin finali. Ben dedim ki Sinan abiye kızıyorum. Ben bu takımı idare edeceğim ben dedim, anladın mı? Ve enteresandır. Sergi Sarayı'nda bir maç oldu. 3-2 bitti. Galatasaray 2 sayıyla kazandı. Evet. Tabii oradan onların taraftarları saldırdı herkese. Çünkü hakemler biraz şeydi. Bizi tanıyan adamlar falan. Evet. Neyse. Böyle bir başarılarım oldu. Şimdi çünkü iyi yetiştim. O sayede yetiştim. Ve onun üzerine 59 senesiydi. Vahit işte, Sinan abiyle bizim Galatasaray'da Aslın Galip'te vardı sol tarafta. Gündüz'ün odası da oydu. Baktım oradan çıktılar. Dediler ki Oral artık burada voleybol bitti. Bize bir destek olmuyorlar. Biz yokuz dediler. Hmm. Bıraktınca beni kulüp genç takımdan A takımın antrenörü yaptı. Sene 1960'da. O sırada yönetim kurulu da değişti. Alp Bey geldi, Kemal Onar geldi. Falan o grup, Doğan Hasol geldi. Ben bir anekdotunuzu okumak isterim. Daha önce verdiğiniz bir röportajdan. Çok içime dokundu, içime işledi hakikaten. 1953-1960 yıllarında Galatasaray erkek takımında oyuncuydum. Antrenör Ayhan Demir, takım kaptanı Sinan Erdem'di. Takımdaki 7 kişi aynı zamanda milli takım oyuncusuyduk. Oyuncu olarak 7 yıl İstanbul ve Türkiye şampiyonu olduk. Sevgi, saygı, özveri, fedakarlık, forma ve renk aşkı hepsi vardı. Kulüpten sadece yol masraflarımız ödenirdi. Tek bir formamız vardı ve transfer yapmazdık. Lisan evet. biliyor olmamız ve Türkiye'yi temsil etmemiz dolayısıyla Türkiye'ye bütün yenilikleri biz getirdik aynen, demişsiniz. Aynen, evet. Bu çok evet. inanılmaz bir evet. öykü açıkçası. İnanılmaz öbür branşlar da esasında gurur öyleydi. Kaynağı. Ama biz daha başka tutucuyduk. Çok disipline olmuştuk. Şimdi bu şekilde olunca 1960 yılında burada Polonya ile bir maç yaptık. Polonya da dünya ikincisi bir takım, şey, milli takım olarak. Gene çıktık, antrenör Ayhan abi, Sinan abi derken bayrak merasimi dahil yarım saatte yenilince bütün millet ayağa kalktı. Hem yuvaladılar hem de tuuu diye bizi yaptılar. Yapınca kampa geldik. Ayhan abi sağ olsun geldi. Şimdi Allah rahmet eylesin. Çok Allah rahmet eylesin. İyi bir hizmetleri oldu. Çünkü hem Galatasaray'da hem voleybolda hem baskette oynadı. Ve çocuğunu yetiştirdi Payidar Dobra'yı. Payidar Dobra'yı, Payidar ismini Payidar Dobra'dan dolayı koydu. Çünkü bu Payidar Dobra Galatasaray Lisesi'nde oynayan ve Türkiye'de ilk defa vurarak, şey o zaman vurma yoktu. Hmm. Topu alıyorduk böyle çekiyorduk. O ilk defa vurarak oynayan çok iyi bir kişi ve nitekim Avrupa'ya şampiyonluğa giderken uçağı Yunanistan'da düştü ve kaybettik. O da Ayhan abi de onun ismini verdi çocuğuna. Payidar da çok iyi bir çocuktu, çok iyi oldu ama erken kaybettik aramızda kız Ayhan. Bu şekilde bunun üzerine Galatasaray Sinan abi bırakınca Kemal Onlar geldi, Oral gelecek, şey yapacaksın dedi. Beni antrenör yaptılar. Tam o sırada bu Polonya maçı oldu. Sene 1960-61. Polonya takımı dünya ikincisi o zaman. Bakırköy'de, açık havada yendi bizi. Şimdi 15 gün sonra revanşa gideceğiz. Bu sefer çocuklar geldiler. Ayhan abi sert konuştu. Küfürlü konuştu. Sert konuşunca milli takım bu. Milli takımda da hep Ankaralı var, İzmirli var, rakip takımlar var, Darüşşafaka var, işte Fenerbahçespor var. Biz dediler bir daha Ayhan'la çalışmayız dediler. Ya yapmayın çocuklar. Bir 15 gün sonra şeye gideceğiz. Ne yapacağız? Oral götürsün bizi. Şimdi ben de o sırada kız takım İstanbul Türkiye şampiyonu olduğu için oradan da 5 tane 6 tane oyuncu veriyorum. Alev var, şeyler var oradaki bakın gözüküyor çocuklar, kız takımı. Dolayısıyla ilk defa kızlara bayan milli takımını yapalım dediler. Yani kız. Şu fotoğraf mı Oral abi? Evet.
Bunlar var. Bak onların arasında erkek takımı da vardır. Beraber Ankara'ya şeyi dolaşmaya gittik, kabri. O zaman ikisi de İstanbul Türkiye şampiyonu oldu. Dolayısıyla gençlerle beraberdik hep. Genç evet. takımla beraberdik. Şimdi mesela orada bir tane Bilger Duruman var. Çok yaman bir idareciydi. Bilger Duruman sonradan Kur'an'ı İngilizce'ye çeviren, Amerika'da kanser hastanesi açan bir adam. Ve adayı ya bize aldıran bir adam çünkü o komisyon işi yapıyordu Taksim'de. Bu adanın satılacağını hissetmiş, gelmiş kulübe söylemiş. Kulüpte o zaman Sadık Biz var. Hı. Sadık Biz başkan olarak var. Sadık Biz de o zamanki başbakanın, kimdi astılar hani başbakan? Onun yeğeni. Menderes. Menderes'in yeğeni. Şimdi bunun üzerine Sadık Biz oraya giriyorlar, 50 bin liraya satın alıyorlar ve Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla alıyorlar. Yani bu işlerle hep böyle bakın ne kadar insanlar birbirlerine yardımcı oluyor. Yardımcı oldular zamanında. Ben şimdi mesela antrenörlük sıramda, tabii genç başladık bu işe ama o Polonya maçı aynı benim Galatasaray'a antrenör olmama, A takımı antrenör olmama. Şimdi öyle bir antrenör oldum ki ben daha önce oynadığım oyuncuların antrenörü oldum. Yani onlar da milli oyuncu ve değerli oyuncular. Onların da hocası oldum. Şimdi bu sefer Galatasaray A takımı antrenörü olduğum sırada dediler ki kızlara bir milli maç yapalım. Kız takımlarına. Peki dediler. Ben bir kız takımı kurdum. Ve bunları kampa aldık. Düşünün bir kamp yapıyoruz. Bir lisenin okulunda yapıyoruz. Lisenin sınıfı, Yeşilköy Lisesi, 5. sınıfı. 12 tane kız orada yatıyor. Bir de ben orada yatıyorum. Ve bizim kız takımı orada çalışıyor. Bunun maçını şeyde yaptık. Balıkesir'de ilk maçımızı, milli maçımızı Almanlarla yaptık. Ve bu takımını Almanları yendik ve 11 kişi seyirci oldu. Diyeceksiniz ki ya öyle bir salon yok ki nereden o? Baba Balıkesir'in futbol sahasında açık havada yaptık. 11 kişi seyirci. Ve bu Almanları ilk maçta yendik. İlk bayan milli takımın antrenörüyüm aynı zamanda. Sonra bu Polonya'ya gittiğimizde de enteresandır. Maça çıktık. Dedim ki çocuklar bunları yenmemiz mümkün değil. Bir numaralar yapalım. Tutarsa tutmazsa zaten şey. Adamlar çünkü yapılı ve bir nokta aramıyoruz. Evet. Bizim oyun bir tuttu kardeşim. İlk seti aldık. Ondan sonra öbür seti verdik. Öbürkünü aldık. 2-1 ilerideyiz. 3-1 alma ihtimalimiz var. 5000 kişi ayakta alkışlıyor. Böyle bir maç olamaz yani. Konsolos ağlıyor, White abi ağlıyor, federasyon başkanı böyle şakır şakır hepsi filan. O sırada tam set sayısını aldığımız sırada hakem Polonyalıydı. Dedi ki top dışarıdan geçti dedi. Oradan 3-2 maçı verdik ama 2 saat sürdü. Onun üzerine konsolos bizi Galatasaray mezunuymuş. Aldı bizi götürdü. Evinde bir ziyafet verdi. Enteresandır. Evet. Osmanlı devrinden kalma. Şeyli altın işlemeli tabaklardan verdi. Aa. Karısı bile şaşırdı bu dedi. Kimseye vermez dedi bu. Ama dedi Mektebi Sultani hatırası bu yapar dedi. Bunu da sormak isterim. İşte bütün zenginliğim bu çocuklar dedi bu ödülleri stüdyomuza getirirken sevgili Oral Yılmaz. Ne kadar da kendine has ve özel bir şekilde tarif ettiniz bu ödülleri. Çok teşekkür ediyoruz ama ben sormak isterim. Şimdi voleyboldan yola çıktık ama Türk sporunu da aslında temsil ediyorsunuz. Ve aynı zamanda Galatasaray'da birçok birimde de görevleriniz oldu, hizmetleriniz, katkılarınız oldu. Taraftara, camiaya neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Çağrınız, mesajlarınız ne olur? Evet, işte oradaki çok hassas bir konu. Hakikaten son zamanlarda her mevzuda, dünyada, yurdumuzda bir çürüme var. Onun için
bunlar bize de ufak ufak dokunduruyorlar. O bakımdan mesela bir taraftarımız bizi tanısa çok iyi olacak. Bizleri tanımıyorlar. Şimdi bu anlattığım şeyler küçük şeyler. Ona karşılık sadece Galatasaray değil, örnek olmuşuz. Bütün Türkiye'yi kalkındırmışız. Milli Olimpiyat Komitesi'nde de görevleriniz vardı yıllarca. Oradan sonra dediğiniz gibi Voleybol Federasyonu'nda sorunlar vardı. Özal beni tayin etti. Fakat oradaki çalışan adam Sinan abiyi bulmuş. Sinan abi de o zaman şey başkanıydı, Olimpiyat Komitesi başkanıydı. Beni telefon açtı, dedi ya oğlan senin burada işin gücün var. Ben de Silivri yoğurt peynir yapıyorum şeyciğim. Gidip de dedi Ankara'da böyle nasıl bekleyeceksin dedi. Çünkü o zaman devletten harcırı almak çok mühimdi. Ve sonradan para bulmak da zor olduğu için biz şeyi kurduk, Voleybol Vakfı'nı kurduk. Voleybol Vakfı'nın 13 sene başkanlığını yaptım. Bizi orası Galatasaraylı zannettiler. Bir tane de 6 odalı ev yaptım federasyona Burhan Felek'te. O arada 13 sene orada çalıştım. Voleybol Federasyonu as başkanlığı yaptınız. Orada 13 sene de öyle yaptım. Onu da şöyle oldu. Özal beni başkan olarak şey yaptıktan sonra dedi Sinan abi sen boş ver. Federasyon başkanı her şeyi sana veriyor. Sen federasyon başkanı olarak şey alınca tabii her takımı yenmeye başladık. Bu sefer herkes bana saldırıyor. Ya ne yapayım yani? Finlandiya'ya yenileyim mi yani? Almanya'ya yenileyim mi? Bayağı başarılı olduk. O öbür adam da durmadan alıyor gazeteleri. Onlara diyor ki bak neler yapıyoruz, neler yapıyoruz. O şekilde oldu. Öyle olunca şey yaptık. Bu arada da Galatasaray Yardım Sandığı'nda deneticiydim kurulduğu zaman. Ali abi başkandı, ben deneticisiydim. Sonra 2010 yılında ben dedi artık kaldıramıyorum. Burada da 3-5 kuruş var, bunu dedi heba etmesinler, sen sahip ol dedi. Ben o zaman 2010 yılında başkan olarak geldim. Evet. Onda, o da işte 13. seneyi dolduruyorum. Evet. Şeyimizin çok ihtiyacı var. Yardım sandığını şimdi daha geniş kişilerle konuşmaya başladık ve daha genişletmek istiyoruz, daha bir şeyler yapmak istiyoruz ve bu arada da Galatasaray'ı acaba bu taraftarlar derneğine, şunlara bunlara anlatabilir miyiz? Evet. Çünkü dediğiniz gibi mesela ben maça gidiyorum, federasyon bize 16 lira veriyor. Hem yemek hem seyahat hepsi para dahil içinde. Yetişmiyor, cepten harcıyoruz. Geliyorum kulübe, kulüp de diyor ki ne oldu Ankara'ya gittin? Gene mi Türkiye şampiyonu? Ya Türkiye şampiyonu oldun, seni nasıl dışarıya göndereceğiz? Dedim buluruz bir şey. Öyle kura çıksın. Kura bir çekildi İsrail. Onun üzerine İsrail'e hiç gidemeyiz. Uçak parası ne yapacağız? Merak etmeyin dedim. Gittim Galatasaray'ın şeyini karıştırdım, sicilini. Bir tane müsevi arkadaş buldum. Galatasaray'ını. O da iyi para kazanmış plastikten. Evet. Bana bak dedim, seni dedim takım kafile başkanı yapacağım. Bizi dedim İsrail'e biletlerimizi al. Aldı biletleri gittik. Yani şeyler var ama bu şekilde hep güzel. Aslında güzel. Yardımlaşma ve dayanışmanın temellerini böyle attınız. Tabii, yani sporculuk tabii, zamanınızdan tabii. itibaren evet. o temeller atıldı. Evet, evet. Ona telefon, buna telefon, ona oradan biraz yardım, tabii, buradan tabii, biraz dayanışma. Tabii. Sevgili Oral Yılmaz, süremizin sonuna geldik. Çok özür diliyoruz ama bu keyifli sohbeti umarız daha sonra tekrar devam ederiz. Daha da güzel çok şeylerimiz var. Yani hakikaten zorluklarla evet. yaşadığımız... şeyler enteresan. Evet. İnsanlar duysa şaşırır yani. Anılarınızı yazmayı düşünüyor musunuz? Vallahi çok var. Onun için baş edemem yani. Evet. Çok var. Ama işte yani gelecek ufukları açmak için evet. ve geleceğe evet. yönelik önemli evet. izler bırakmak için mesela, çok doğru bir isimsiniz. Mesela genç kız kalkımı kurulacak. Evet. Salonumuz yok, paramız yok. Ne yapacağım? Ben de o zaman hem antrenörüm hem idareciyim. Gittim Atatürk Kız Lisesi'ni ayarladım. Salonu var, kızlar var. 3000 tane kız var. Oradan bir takım kurdum. Sadece bir forma verdim. Cumartesiden cumartesiye giydiler. 5 sene İstanbul ve Türkiye şampiyonu oldular.
Yani bunlar böyle fırsatları değerlendirdik. Oral abi ellerinize sağlık, emeklerinize sağ sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Duayenler ve anılarda sizi konuk etme şerefine ulaştık. Allah sağlık ve neşeli, güzel bir ömür versin. Amin. Değerli izleyiciler, duayenler ve anılarda Türk voleybol denilince, Türk spor denilince Galatasaray ismiyle yan yana gelen Sayın Oral Yılmaz akıllara gelir ve onu konuk ettik bugün. Kıymet vermiş bizlere, ödüllerini, fotoğraflarını da getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir başka duayenlerde yine çok keyifli bir sohbette buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.